Harika. Spotlight'a eklendiniz. Sanırım Güneş Hanım'ı görebiliyor muyuz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir sizler de. Sabırsızlanıyoruz sizleri dinlemek için. Hepimiz genciz burada. Ben de yakından takip eden ve bilen birisi olarak yaptığınız işleri duyacağım şeyler için çok heyecanlıyım. Bize gençleri nasıl KOBİ'lerle birleştirdiğinizi anlatmanızı bekliyoruz diyeyim. Sahne sizindir. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Merhaba herkese. Güneş'in sözünü böldüm galiba. Çok özür dilerim. İlk dedim ben başlayayım çünkü ekranı paylaşacağım. Onun için dedim ilk başta izin alayım. Ona göre devam edelim diye düşündüm. İzninizle paylaşıyorum ben ekranımı. Tabii ki, tabii ki. Tamamdır. Sanıyorum görünüyor. Bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Evet, problem yok. Tamamdır, süper. O zaman Güneş'e verebilirim artık sözü. Evet, merhabalar. Biz Sizlik İş ekibiyiz. Birazdan zaten kendimizi de tanıtacağız. Bugün burada Youth Speak Forum'da olmak bizim için çok özel anlamlar ifade ediyor. Sebebini de anlatacağız. Dilerseniz biraz kendimizi tanıtarak başlayalım. Buyur Begüm. Evet, öncelikle merhaba herkese. Burada olduğumuz için hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Güneş'in de söylediği gibi bizim için çok anlamlı burada olmak. Begüm Karşıoğlu ben. Sizlik İş'in kurucu ortağıyım Güneş'le beraber. Biz ikimiz de İtalya Bakü Üniversitesi'nden mezunuz ve aslında üniversiteden tanışıyoruz. Hem arkadaşlığımız hem iş ortaklığımız aslında bu şekilde başladı. Evet, Begüm'ün de dediği gibi biz üniversiteden tanışıyoruz ama asıl tanışıklığımız güzel bir tesadüfle Isaac Milano şubesine dayanıyor. İkimiz de Isaac Milano'da çalışmıştık beraber. Yani Isaac Türkiye alümnisi olmasak da bir Isaac İtalya alümnisiyiz ikimiz de. Ve oradan beraber çalışmanın getirisiyle beraber Sizlik İş'i bugün kurmamızda bayağı bir etkisi var. O yüzden de Isaac'le organik bağlarımız çok sıkı devam ediyor. Yani hem Türkiye tarafı ile hem globalde. O yüzden bugün burada olmak bizim için bir kat daha önemli. Hatta belki de bugün ve dün burada konuşma yapmış insanlara göre daha bile heyecanlı ve gururluyuz diyebilirim. Evet, öncelikle aslında biz ne yapıyoruz ve neden buradayız biraz bundan bahsetmemiz gerekirse ilk başta Sizlik İş'i anlatarak başlamak istiyorum. Sizlik İş aslında geleneksel aracı ya da direkt hizmet veren şirket kalıplarından çıkarak genç freelancer kadrolarıyla şirketlerin tamamen yanında olan bir hizmet çözüm entegratörü. Bu işi aslında biz şu anda tamamen gençlerle yapıyoruz. Gençlerle beraber bu yolda yürüyoruz ve aslında onlarla birçok firmalara çözümler sunuyoruz. Hem freelancerlara sağladığımız faydalar var, hem şirket tarafında sağladığımız faydalar var. Zaten bunlardan da ilerleyen süreçte size bahsediyor olacağız. Biraz da çözümlerinden bahsetmek lazım. Yani biz elle tutulur ne yapıyoruz? Şirketler bize geliyorlar, belli bir takım ihtiyaçlarını söylüyorlar. Biz de bunların yanı sıra yan tarafta oluşturduğumuz genç freelancer havuzumuzla bu ihtiyaçlara cevap veriyoruz aslında. Ve ihtiyaçlarımızı dört ana başlıkta topluyoruz. Bunlar dijital kreatif, araştırma analiz, yazılım mühendislik ve back office. Ve bunların altında yaklaşık 60 tane alt kırılım var. Yani sizin yetkinliğiniz genç freelancerların yetkinliklerinden yola çıkarak yarattığımız 60 tane iş kalemi var. Genç havuzumuzu doldurup yan tarafta müşterilerimizi toplayıp bunları bir proje bazlı sistematikte eşleyip aslında hem genç taraflı hem şirket taraflı hem de Sizlik İş taraflı üçlü bir fayda üretiyoruz diyebiliriz. Şimdi bu üçlü faydanın bir tarafından tutmak lazım aslında bugün burada olduğumuz için. Bu arada bizim süremiz 15 dakika çok o yüzden vaktinizi almayacağız ama söyleyeceklerimiz de az ve öz olduğu için hiç problem yok. Biz de bir Z jenerasyonu belki Y'ye yakın da olabiliriz tam şimdi emin değilim ama Z jenerasyonu mensubu olarak aslında bir takım ihtiyaçları belirlemekte pek de zorlanmadık. Yani etrafımızda gördüğümüz üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, bu insanlar ne sıkıntılarla karşılaşıyor? Bunları önce tespit ettik. Ve bu tespitlerden bir tanesi bizim jenerasyonumuzun artık daha farklı bir çalışma sistemine ihtiyacı olduğu, artık daha yeni ihtiyaçlarının olduğu ve iş hayatında bunlara göre şekillenmek zorunda olduğuydu. Bunun yanında özellikle Türkiye'de çok büyük bir işe giriş bariyeri olduğunu fark ettik ve bu işe giriş bariyeriyle bağlantılı olarak bir deneyim loop'u
hatta az önce Hüseyin Bey de bahsetti. Şirketler sizi işe almadan önce bir deneyim arıyorlar ama size bu ilk deneyimi kimse sağlamak istemiyor. Ve bu inanılmaz bir açmaza sokuyor bizim yaşımızdaki insanları. Nitekim Begüm'le beni de soktu zamanında. Ve biz bu deneyim loop'unu çok önemsiyoruz ve bu çözüldükten sonra birçok şeyin de yolunun açılacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra fark ettiğimiz bir diğer problem de üniversitede öğrendiğimiz yetkinliklerdi. Evet, işte hepimiz çeşitli alanlarda okuyoruz. Mühendis olanlarımız var aramızda, işte sosyal bilimler okuyanlar var, dil okuyanlar var ama çalışma hayatında üniversitede öğrendiğimiz şeylerin karşılığının pek de olmadığını görüyoruz. Yani biz hem bunu kendi deneyimlerimizden görüyoruz, hem çevremizde arkadaşlarımızdan, duyduklarımızdan da görüyoruz. Ve iş hayatının daha farklı yetkinlikler gerektirdiğini ama bu yetkinliklerin maalesef henüz daha üniversitelerde öğretilmediğini görüyoruz. Ve bunun için biz bu bütün ihtiyaçları toparlayıp bunlara cevap olarak sizlik işi veriyoruz. Şimdi Begüm anlatacak nasıl sizlik iş bu ihtiyaçları çözüyor. Evet, aslında biraz çözümlerimizden bahsetmemiz gerektiğinde hepimiz bahsediyoruz. Eminim her yerde okuyorsunuz yeni nesil çalışma tarzı, yeni dünya düzeni şeklinde. Biz de aslında gençler için buna bir çözüm olmak istedik ve freelance olarak çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve aslında geleceğin de buna yana doğru gittiğinin farkındayız. Tabii ki pandemi, COVID bunu çok etkileyen bir sistem oldu. Özellikle uzaktan çalışmak, remote çalışmak bizi buraya çok sürükleyen adımlar oldu. Ama hepiniz görüyorsunuzdur, burada gençlere yer sunan bir alan maalesef bulamıyoruz. Çünkü her zaman deneyim, işte deneyimin var mı, portfolyonu görebilir miyim, daha önce bu işleri yaptın mı gibi sorularla hepiniz karşılaşıyorsunuzdur. Biz aslında biraz onu kırmak istedik. Orada bir köprü oluşturmak istedik. Ne kadar olabiliyoruz şu an bilmiyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz aslında. Herkese bir deneyim kapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Portfolyonuzda, CV'nizde biz de aslında oraya bir madde olarak girmeyi hedefliyoruz. Amacımız tamamen bu. Ve tabii ki de sunduğumuz bazı katma değerli servisler var. Bunlardan en önemlisi bence sizin haklarınızı koruyor olmamız. Sözleşmeler yapıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü yaptığınız işlerin korunması hem sizin korunmanız lazım hem de tabii ki müşterilerin korunması lazım. Bu da bizim için kritik bir nokta. O yüzden iki tarafa da sözleşmeler yapıyoruz. Ve tabii ki aranızda çok genç olduğu için şirket kurmamış, bunu istemeyen, şahıs şirketi olmayan arkadaşlarımız var. Burada tabii ki faturalandırmak bir kriter, bir sorun olmaya başlıyor bir noktadan sonra. Ama biz bunu da sizin için çözüyor oluyoruz. Arada hiçbir problem kalmamış oluyor. Sizlik işleriyle beraber aslında her firmaya istediğiniz şekilde hizmetler verebiliyor oluyorsunuz. Tabii ki burada sürdürülebilirlikle alakalı bağdaştığımız birçok nokta var. Sunduğumuz eğitimler var. Bunun da aslında biraz da reklamımızı yapmak istiyorum. Haftaya da uygulayacağımız bir pazar araştırması eğitimi var. Hepiniz katılabilirsiniz buna kesinlikle. Çünkü günümüz dünyasında bunun çok önemli olduğunun farkındayız. Şirketlerden de bu yönde çok fazla talep alıyoruz aslında. Pazar araştırması yapabilecek birileri var mı diye. Ama üniversitede aldığımız eğitimler, gördüğümüz dersler bazen bunları karşılamıyor olabiliyor. O yüzden biz de işte pazar araştırması gibi, robotik süreç otomasyonu gibi, dijital pazarlama gibi aslında birçok eğitim vererek sizleri hem bizim ihtiyacımız olan hem şirketlerin ihtiyacı olan alanlarda geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem de aradaki bazen oluşabilecek eşitsizlikleri önlemeye çalışıyoruz. Orada herkese aynı fırsatı vermeye çalışıyoruz. Şu anda tüm eğitimlerimiz ücretsiz bu arada. O yüzden hepsine dilediğiniz gibi katılabilirsiniz. Bu şekilde aslında sunduğumuz çözümleri toparlayabilirim. Bilmiyorum Güneş'in eklemek istediği bir şey var mı? Heyecandan belki unutmuş olabilirim ben de. Ama sanıyorum güzelce toparladım. Evet, evet, kesinlikle. Bir sonraki slayta geçebiliriz istersen Begüm. Orada toparlayayım ben de söyleyeceklerimi. Biz burada bugünkü bulunma sebebimiz iki Isaac alümnisi olarak, iki genç girişimci kadın olarak burada bulunmak ve sizlere ne yaptığımızı, sizlere nasıl faydalar sağlayabileceğimizi anlatmak istedik. Umarız güzel anlatabilmişizdir kendimizi ama daha detaylı incelemek isterseniz zaten sosyal medya hesaplarımız, Instagram'ı çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Sizlik iş hesabını takip edebilirsiniz. Orada her zaman ne yaptığımızı, yeni güncellemelerimizi, yeni fırsatlarımızı paylaşıyoruz. Burada gördüğünüz QR kod ve hepinizin çok alışık olduğu Bitly linki bizim havuzumuza giden bir yol. Bu QR kodu okutarak ya da Bitly linkine giderek bizim havuzumuza girmek için doldurmanız gereken forma ulaşabilirsiniz. Çok kısa bir form bu arada. Yani neler yapabildiğinizi, hangi yetkinliklere sahip olduğunuzu, CV'nizi, portfolyonuzu sorduğumuz bir form. Ve orayı biz doldurdukça, o havuzu doldurdukça, biz freelancerlarımızı büyüttükçe ve geliştirdikçe
çok daha fazla müşteriye ulaşıp çok daha fazla deneyim sağlayabiliyoruz. Hem gençlere hem freelancerlara. Çünkü az önce Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi şirketlerin de gençleşmeye ihtiyacı var. Ve biz bu gençleşmeye bir köprü oluşturuyoruz, bir adım attırıyoruz. O yüzden burada bugün Isaac Türkiye'den olan ya da olmayan bugün Youth Speak Forum'a katılmış insanların tamamına bizim de havuzumuzda ihtiyacımız var. Ve inanıyoruz ki biz de size güzel faydalar sağlayabileceğiz. Çok teşekkür ederiz Isaac ekibine de bize bugün burada yer verdikleri için. Umarım ilerleyen zamanlarda yine tekrar bir araya gelme imkanımız olur. Son olarak sözü Begüm'e bırakayım ve biz artık yavaştan yol alalım. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Burada yer bulabilmek bizim için çok değerliydi. Bu arada eminim daha önce beraber çalıştığımız arkadaşlarımız da var aramızda. Çünkü çok eskiye dayanan bir bağ olduğu için Isaac'le aramızda. Onlarla da çok güzel işler yaptık aslında. O yüzden aradaki işte deneyim paylaşımında onları sorarak da aslında alabilirsiniz neler yaptığımızı. Onlarla da konuşabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel bir gün diliyorum hepinize. Ve sözü Şimal'e bırakıyorum. Şu an duyabiliyorsunuz sanırım beni. Ben teşekkür ederim bizi kırmayıp burada sizlik işi anlattığınız için. Yine söylediğim gibi gençlere değer vermek, gençlerin fikirlerine değer verildiğini bilmeleri çok önemli bence. Bunu iki genç kadın olarak gerçekleştirmeniz de çok gurur verici. Umarız çok büyük bir şirket olarak seneler sonra ismini yaygın bir şekilde duyuyor oluruz sizlik için. Ben küçük bir soru soracaktım ama zaten sunumun sonunda anlattığınız nasıl sizlik için havuzuna dahil olabiliriz, bir parçası olabiliriz diye. Şayet sorusu olan var ise 3 dakikamız var, chat kısmından alabiliriz sorularını. Evet, umuyoruz ki bugün burada sunum yapmış Henkel kadar büyüyebiliriz birkaç sene sonraki Youth Speak Forum'larda. Sanırım herhangi bir soru yok. Zaten linkler paylaşıldı. Şimdi Doğukan da geri bildirim formunu paylaşacak. Orada sorusu olanlar da zaten sizlere ulaşabilirler. Tekrardan çok teşekkürler gençlere değer verdiğiniz, gençleri KOBİ'lerle buluşturduğunuz için. Umarım her şey sizin için çok güzel olur. Teşekkür çok ederiz. Teşekkür. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlik işle de oturumumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Şu an 15 dakikalık bir araya gireceğiz. Saat tam 5'te burada TEDx konuşmacısı Pınar Hanım'la birlikte olacağız.